ismim Zeynep. Geçen videoda bahsettiğim gibi bugün evinizde en basit olarak tropikal bitkileriniz için toprağı nasıl hazırlayacağınızdan bahsedeceğim. Toprağın içine koyulabilecek çok sayıda materyal var ve ben toprak karışımını ilk evde nasıl hazırlayabilirim sorusunu kendime sorduğumda ve bunu araştırmaya başladığımda o kadar fazla şey keşfettim ki, yani bir sürü materyal var ve kafam dehşet derecede karışmıştı. Yani o kadar fazla materyal var ki şu an sayamıyorum bile neredeyse. Ama ben bugün size basit olarak 4 tane materyalden bahsedeceğim. Zaten hepsi önümde duruyor. Teker teker hepsinden bahsedeceğim. Daha sonrasında da kendi toprak karışımıma hangi materyalden kaç ölçü koyduğumu söyleyeceğim. Öncelikle toprağı dışarıdan alabilirsiniz. Yani toprağı dışarıdan alıyor olmanız ve evde karışımını yapmıyor olmanız bitki bakmayı bilmediğiniz anlamına gelmiyor. Toprak karışımını evde kendiniz yapmak veya dışarıdan almak tamamen size kalmış bir tercih meselesi. Çok yoğun çalışıyorsunuzdur ama bitki bakmayı çok seviyorsunuzdur. O yüzden dışarıdan alıyorsunuzdur. Evde zamanınız olmuyordur toprak karışımını yapmaya. Olabilir. Veya en basitinden tırnaklarınıza önem veriyorsunuzdur ve aralarına toprak kaçmasını istemediğiniz için dışarıdan alıyorsunuzdur. Yani bunların hiçbiri bitki bakmayı bilmediğiniz anlamına gelmiyor. Bu tamamen bir tercih. Benim evde toprak karışımını kendim yapıyor olmamın sebebi, yani ben toprağa dokunmayı seviyorum. Veya işte normalde koyduğum ölçüden birazcık daha fazla perlit koyarsam acaba ne olur falan gibi ufak çaplı deneyler yapmayı da seviyorum. Dolayısıyla yani bu tamamen bir tercih. Ama bugün eğer evde toprak karışımı yapmaya karar verdiyseniz ve materyalleri veya ne kadar ölçü kullanmanız gerektiğini bilmiyorsanız onları böyle sade bir şekilde size aktaracağım. Öncelikle toprağın zaten ana malzemesi herkesin bildiği torftur. Torf doğada aslında bataklıkların dip kısımlarında olur ve bizim bu eğrelti otu türü olarak betimlediğimiz, İngilizce'de fern olarak geçen, bu işte aşk merdiveni veya kuşkonmaz vesaire gibi bitkilerin öldükten sonrasında fosilleşip oluşturduğu bir malzeme aslında torf. Bu malzeme aslında doğa için çok kıymetli bir malzeme. Dolayısıyla ben doğal olan torfu kullanmanızı önermiyorum. Çünkü onu aslında doğadan çalıyoruz bir şekilde. Bundan kaynaklı olarak son yıllarda buna alternatif olan bir malzeme çıktı. Bu da Hindistan cevizi torfu. Hindistan cevizi torfunun görüntüsü bu şekilde. Bu malzemeyi bildiğimiz Hindistan cevizi meyvesinin kabuğunun etrafındaki böyle saça benzeyen şeyleri işleyerek oluşturuyorlar. Ve bu materyal bildiğimiz bataklık dibinde oluşan torfla aynı etkiyi sağlıyor toprak karışımlarında. Dolayısıyla daha sürdürülebilir bir malzeme arıyorsanız bana kalırsa Hindistan cevizi torfu kullanmanız daha iyi olacaktır. Fakat bitkilerinizi hiçbir zaman direkt olarak torfun içine ekmemelisiniz. Çünkü az sonra sayacağım diğer materyallerin içerisinde torf en fazla su tutma kapasitesine sahip olan materyal. Direkt olarak torfun içine ekerseniz bitkiyi, toprağın kuruması çok uzun zaman alacak ve bu toprağın kuruma süresi içinde de bitkiniz muhtemelen kök çürümesinden ölecektir. Dolayısıyla bir şekilde toprağı geçirgenleştirmeniz gerekiyor. Toprağı geçirgenleştirmeyi sağlayacak bir materyalimiz pomza taşı veya lav taşı. İkisi de aynı görevi görüyor. İkisinden de kullanabilirsiniz. Lav taşının görüntüsü bu şekilde. Kiremit renginde bir çakıl taşını andırıyor aslında. Gözenekli bir yapısı var. Dolayısıyla toprağın hem hava alıp hem de geçirgen olmasını sağlıyor. Bunları satın alırken fark edeceksiniz, milimetrelere ayırarak satıyorlar. Benim elimdeki yanlış hatırlamıyorsam 3-5 milimetre olan hali. Farklı boyutta olan pomza taşı veya lav taşı türleri aynı işlevi görüyor aslında. Milimetreye ayırmış olmalarının nedeni, küçük bir saksının içine daha ufak taşlar koyarken büyük bir saksının içine, işte atıyorum 25 santimetrelik bir saksının içine daha büyük pomza taşı koymanız gerektiğinden kaynaklı olan bir ayırma bu aslında. Ama benim evimde boy boy saksı olmasına rağmen ben lav taşının farklı boyutlarını evde bulundurmuyorum. Çünkü ortalama bir boyut aldığınız zaman tüm saksılara yeterli oluyor. Eğer çok büyük bir evde yaşamıyorsanız veya eğer böyle çiftlik evinde vesaire değilseniz ortalama bir boyutta olan pomza veya lav taşı almanız en sağlıklısı olacaktır. Bir diğer materyal perlit. Perlit de aynı şekilde volkanik bir tüf aslında. Perlitin görüntüsü bu şekilde. Birazcık böyle patlamış mısıra benziyor doku olarak ve kolay parçalanabiliyor ve çok hafif bir malzeme. Aynı zamanda çok ucuz, yani bunu alın gerçekten. Yani perlit aslında toprak karışımı yapacaksanız evinizde Bence mutlaka var olması gereken bir malzeme. Su tutma özelliğine sahip. Aynı zamanda geçirgenliği de arttırıyor. Fakat bir uyarım olacak. Perlitle çalışırken böyle çok fazla toz olabiliyor ve buruna kaçabiliyor. Dolayısıyla bir astım rahatsızlığınız veya herhangi bir solunum rahatsızlığınız varsa bir maske takmanızı öneririm perlitle çalışırken. Toz olmasının sebebi olarak bazı insanlar toprağın içinde perlit kullanmamayı tercih ediyor. Bunu tercih etmelerinin sebebi genel olarak perliti bir bitki hastalığı olan unlu bite benzetiyor olmaları. Görüntü olarak haklılar. Perlit unlu bite gerçekten benziyor. Çünkü mesela bir tane atıyorum bitkiniz vardır ve artık toprak değişim zamanı gelmiştir. 2 senedir aynı saksının, aynı toprağın içindedir ve perlit zaman geçtikçe toprağın yüzeyine toz halinde çıkmaya başlıyor. Bu tozlaşma unlu bite benziyor. Fakat unlu bit hiçbir zaman bitkinin toprağın üzerinde veya toprağın içinde olmaz. Unlu bit her zaman bitkinin saplarının veya yapraklarının arka kısımlarında, işte şu kısımlarda görülen bir şey. Dolayısıyla bence kendinizi perlitten bu sebepten dolayı mahrum bırakmayın. Neredeyse perlite benzeyen bir diğer materyalimiz de vermikülit. Vermikülit birazcık böyle altınımsı bir görüntüye sahip ve aynı perlit gibi hem su tutma kapasitesine sahip hem de geçirgenliği arttırıyor. Fakat vermikülitin su tutma kapasitesi perlite göre 4-5 kat daha fazla. Bundan dolayı toprağın hafiften böyle nemli kalmasını seven bitkilerinizde vermikülit kullanmak iyi bir seçenek olacaktır. Bu saydığım 4 materyali tropikal bitkileriniz için hazırlayacağınız toprakta kullanabilirsiniz. Videonun başında da dediğim gibi çok fazla materyal var aslında. Fakat toprak karışımı yapmayı bilmediğinizi varsayarak konuşuyorum. Çok fazla materyal saydıktan sonra kafa karışıklığı yaşanıyor. Aynı şeyi ben de yaşadım, kendimden biliyorum. Dolayısıyla basit bir şekilde anlatıyorum. Fakat 5. olarak ekleyebileceğiniz bir materyalden daha bahsetmek istiyorum. Bu 4 materyalle hazırladığınız toprağın içinde herhangi bir besin kaynağı olmayacaktır. Eğer toprağınızın birazcık daha besinli bir toprak olmasını istiyorsanız katı solucan gübresini de hazırladığınız toprağın yaklaşık %1 ila %5'lik kısmına denk gelecek şekilde solucan gübresi de kullanabilirsiniz. Solucan gübresi kullanmak istemiyorsanız besin değerini arttırabileceğiniz bir materyal daha var. Hindistan cevizi torfu kullanmak yerine dışarıda marketlerde satılan veya internetten de satın alabileceğiniz genel kullanıma hazır humus katkılı torflar oluyor. Humus katkılı bir torf da kullanabilirsiniz Hindistan cevizi torfu yerine. Bu şekilde hazırladığınız bitki toprağının besin değeri de artmış olacaktır. Ben bu 4 materyalden 4 ölçü Hindistan cevizi torfu, 1 ölçü perlit, 1 ölçü pomza taşı, 1 ölçü de vermikülit kullanıyorum. Fakat atıyorum ki bir tane arkadaşınız vardır. O da aynı şekilde kendi toprağını kendi evinde hazırlıyordur. Onunla konuştuğunuz zaman tamamen bambaşka bir toprak tarifi vermiş olabilir size. Bunun sebebi benim verdiğim ölçünün yanlış olması veya konuştuğunuz arkadaşınızın ölçüsünün yanlış olması değil. Toprak karışımını evde yapan insanlar bir süreden sonra kendi evinin ışık alma durumuna, toprağının kuruma süresine ve evindeki nem oranına göre kendi topraklarını kendileri hazırlıyorlar. Kendi yaşayış tarzlarına göre hazırlıyorlar. Atıyorum ben bitkilerimin toprağımın hızlı bir şekilde kurumasını istiyorumdur. Fakat X kişisi uzun süre nemli kalmasını istiyordur. Ona göre bir toprak hazırlamıştır. Ben farklı bir toprak hazırlamışımdır. Zaten benim bu ölçüleri şu an vermiş olmamın nedeni, eğer toprak karışımı yapmayı bilmiyorsanız referans olarak alabileceğiniz bir tarif olsun aklınızda diye verdim. Dilerseniz benim verdiğim ölçülerden referans alarak ilk toprak karışımınızı yapabilirsiniz. İsterseniz de başka birinin ölçülerinden referans alabilirsiniz. Zaten o referans aldığınız ölçü şekli aynı şekilde kalmayacaktır hiçbir zaman. Çünkü toprak karışımını yapmaya başladıktan sonra herkes kendi evinin durumuna göre ve yaşayış tarzına göre illaki bazı ölçülerle oynuyor. Dolayısıyla siz kendi ölçünüzü bulana kadar referans alabileceğiniz bir toprak tarifinin aklınızda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yardımcı olabildiğimi düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Toprak karışımları hakkında merak ettiğiniz başka bir şey varsa veya bir şeyleri unuttuğumu düşünüyorsanız veya bir bitkinin bakımını merak ediyorsanız bunu bana belirtmeyi unutmayın. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.